Herkese merhabalar. Bugün mükemmel bir Mart günündeyiz. 25 Mart 2015. Yine işe gidiyorum tabii ki. Böyle mükemmel bir günü yakalamışım. Yollarda sürünür müyüm? Kendi atımla beraber şu anda işe gidiyorum. Her zamanki gibi Bahçeşehir'den teme bağlanacağım. Temden Allah nasip ederse yarım saate Mecidiyeköy civarında olurum. Bu mesafeyi aslında çok seviyorum çünkü emniyet şeridini kullanabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Genelde Isparta Kule girişinde çok trafik oluyor. Gördüğünüz üzere. Kamera açısını bulamadım ama umarım güzeldir. Burası tarihi Isparta Kule trafiği. Her zaman burada trafik oluyor. Ve gördüğünüz gibi bazı arkadaşlar da bu emniyet şeridine kurnazlık yapıp girdikleri için ben de buradan biraz zor geçebiliyorum bazen. Ama motorun geçemeyeceği yer çok az tabii temde. Egzoz sesi, bir iki koronayla açıyorlar yolu sağ olsunlar. Yani şu vizada aslında güzel gidiliyor. Emniyet şeridinden giderken motorlu arkadaşlara söylüyorum. Yani tabii ki her motor kullanan emniyet şeridinden gidiyor ama dikkat etmeleri gereken bazı şeyler var. Bunu ben tecrübesini çok iyi yaşadım. Lütfen dikkat etsinler. Her zaman çıkarken normalde tabii ki çok hızlı gitmesinler. Çünkü birden önlerine çıkabilecek araba telafisi olmayabilir. Araba her ne kadar suçlu da olsa orada vurduktan sonra, Allah korusun size bir şey olduktan sonra, suçlu olsa ne olur, olmasa ne olur. O yüzden emniyet şeridine aniden çıkan abileri, onlar da öyle bir gaza gelip çıkıyor ki hani böyle hiç şey yok yani böyle hani o emniyet şeridine çıkmanın böyle bir heyecanı, gazı var ya, ona birden geliyorlar ve birden çıkmaya çalıştıkları için hiç kimseyi fark etmiyor. Arkalarında polis olsa çarpacaklar yani, o derece. Ben buna sayısızca şahit oldum. Yani sayısız şahit oldum. Ve bundan bir önceki motorumla da bir tanesini vurdum zaten. Abiye vurduktan sonra birden önüme çıktı. Emniyet şeridinde aynı bu şekilde gidiyorken birden önüme kırdı. Birdenbire hiçbir şey yokken, hiç aynaya bile bakmadan. Ben de tabii cüzi bir hızla gidiyorum. Yaklaşık 40'la falan gidiyordum o zaman. Böyle bir bağlantı yolundaydı. Ben motoru yere yatırdım. Ondan sonra güzel, hüzünlü bir şekilde yerdeyim böyle. Motor hala çalışıyor falan böyle. Ondan sonra baktım. Genç bir adam diyorum. Genç bir arkadaş indi. Böyle 25-30 yaşlar arası. Ne yaptı biliyor musunuz? Yani hani tamam, herkes hata yapabilir, kaza yapabilir, kaza yaptırabilir ama benim en çok gücüme giden oldu. Çıktı abi arabadan. Arabasına baktı ya. Arabasına baktı, bir şey var mı diye. Yani arabasında bir şey olmuş mu diye baktı. Ya ben buna çok sinirlendim açıkçası. Hani dediğim gibi her şey olabilir. Ama insan, yani öncelikle insan olmak gerekiyor ya. Hani kaza yapmış olabilirsin. Öncelikle kaza yaptığın kişiye bir bak. Düşürdüğün adama bir bak.
birinin sağlığı yerinde mi değil mi ona bak. Yani biraz dikkatli ol, biraz insan ol ya. Ben orada kaza yapmışım, sen gidiyorsun arabana bakıyorsun. Ben de çok sinirlendim, kalktım ayağa. Çıkardım kaskımı. Ya dedim ki sana bir şey söyleyeceğim. Sen dedim nasıl bir insansın dedim ya. Ya sen nasıl bir insansın? Hani ben dedim yatmışım, motor yerde. Sen dedim hatalısın. Birden çıkmışsın. Senin ne işin var bu şeritte? Böyle bir de bağlantı yolu gibi bir şeydi. Normalde duran trafikte birden sağa kırmaya çalıştı. Yani dedim insan gelir der ki kardeşim bir şeyin var mı? Ambulans çağırayım mı? Bir şeye ihtiyacım var mı? Der yani değil mi? İnsan der bunu yani. Abi gitti arabasına baktı bir şey olmuş mu diye. Ondan sonra dedim ki ya dedim sen dedim insan olamazsın dedim ya. Vallahi yani bu yaptığın hareketten sonra dedim hani senden dedim hiçbir şey beklemiyorum zaten. Çok sinirlendim zaten. Ondan sonra uzadım gittim. Ama çok kırıldığımı söyleyebilirim. Yani gerçi kırılsan ne olacak? Adamdan hiç masraf bile almadan gittim yani. Halbuki sinirlenmesem, biraz akıllı olabilsem orada belki motorun masrafını bile alabilirdim. İşte yan viranaj falan komple bayağı bir şey oldu. Neyse önemli değil. Ben size sadece küçük bir tecrübemi anlatmak istedim. Yani emniyet şeridinden giderken, gerçi burası biraz geniş bir şey. Hani böyle bir kaçma şansınız var ani bir şey olduğunda. Yani bura iki, ya bir araç bile girse, hani ikincisi için, yani ikincisi için değil, özür diliyorum, bir motor için belki kaçış olabilir. Bazı, temde bazı yollar var, daralıyor bayağı ama burası açıkçası güzel. Evet, 25 Mart dedik. Mükemmel bir güneş var havada. Çok sıcak mı hava desem 13 derece. Çok sıcak diyemem ama Allah'a şükür bizi işe götürecek kadar güzel bir hava var açıkçası. Biraz bu tarz havalarda motoru çıkarken lütfen güzel giyinin. Çünkü Allah korusun her şey olabilir. Ben genelde içime içlik ve altıma bir motorcu pantolonum var, onu giyiyorum. Üzerime de termal diye aldığım bir tane uzun kollu sweatshirt gibi bir şey var ama termal diyorlar ama ipince bir şey. Tişörtün üzerine onu giyiyorum. Onun üzerine boğazlı kazak, onun üzerine bir polar, bir de normal kalın olan korumalı motorcu montumu giyiyorum. Eldivenlerim her zaman korumalı. Yani bu aslında 4 mevsim eldiven. Bir tane kışlık eldiven aldım ama içerisinde hareket etmem çok imkansız olduğu için alışamadım açıkçası. O yüzden mutlaka eldiven kullanın. Korumalı bir eldiven olursa çok daha güzel olur sizin için. Hani böyle sadece deri bir eldiven yerine şöyle korumalı olan, yani düştüğünüz zaman şuralarında sizi zedelemeyecek, elinizi incitmeyecek korumalı eldiven alırsanız sizin için daha faydalı olur. Tabii ki kışlık için kışlık bir eldiven alırsanız çok daha faydalı olur. Ve her zaman kaskınızın içerisinde balaklava, işte boyunluk, mutlaka boyunluk takın çünkü şu anda tek hava giren yer boyun bölgesi ve Allah korusun göğüs bölgenize inerse hani belki 1-2 günlük bir şey hissetmezsiniz ama kalıcı bir hastalık bırakabilir. O yüzden kaskınızın içine giyeceğiniz ekipmanlar da çok önemli bence. Mesela şu anda açıkçası şikayetçi olabileceğim kendi kaskım var. Benim kaskım çok rüzgar geçiriyor. Yani şu
şöyle söyleyeyim, inanılmaz rahatsız ediyor benim. Novan N64 var bende. Hani böyle güzel bir kaskım olsun diye almıştım ama açıkçası şu anda yeni bir kask arıyorum. Sessiz bir kask alıyorum. Yani hem sessiz hem güvenilir. Bakıyorum açıkçası. Schubert kullanan arkadaşlar var, çok tavsiye ediyor. Yani ben Schubert'e vereceğim parayla gider Arai'yi alırım diyorum. Yani öyle mantığı açıyor. Kask seçimi çok önemli bence. Bu Sharp'ın güvenilirlik sitesi var. Bütün kaskları test ettikleri. Oradan bakarak güvenli bir kask alınabilir. Mesela bir arkadaşım Nitro kullanıyor. Sharp kask deneyinden 5 yıldız almış. Ama fiyatı 250 lira falan yani. Hani ucuza da güvenli bir kask alınabilir mi? Alınabilir bence. Ama diyorsanız ki illa yok ben çok pahalı bir kask alacağım. Ya ben çok pahalı bir kask kullanmak istiyorum diyorsanız tabii ki Arai, Shure var, Bell var. Yani bütçenize göre kask var. Yani motor fiyatına kask var yani. Ben hani gördüm. 8.000 lira, 9.000 lira kask var. Ama şu anda beni çok rahatsız eden ses var. Çok ses geliyor kaskın içine. Şu anda hani 100'de falan gidiyorum. Kaskımın içindeki fırtına dinmedi hala. Yani bayağı bir üfürüyor, bağırıyor. Yani benim için aslında güvenlik önemli tabii ki ama şu anda kaskın sesi de çok önemli gibi hale geldi. Bu sadece güvenlik olsun, ses önemli değil derseniz şöyle bir taktik var. Kulaklık kaç takabilirsiniz kulağınıza. O zaman da o dünya şeyinizde olmuyor yani, böyle biniyorsunuz motora. Hatta ben bir ara müzik dinliyordum. Bilmiyorum tavsiye edilir mi ama ben dinliyordum yani. Bir arkadaşım var, tek kulağına müzik takıyor, dinliyor. Tek kulağı trafikte. Yani şöyle bir etki de var, hani kaskın içinde bile olsanız hani motor sesi ya da yolun sesi, rüzgarın sesi falan çok dayı dur diyorsun da tembeyiz be ya. Abla da tırstı. Bence kulak, yani her ne kadar kaskın içinde de olsanız yani kulaklar bir şekilde rahatsız oluyor ve zamanla benim bildiğim kadarıyla, hani bu motor sesinden belki hoşlanıyor olabilirsiniz ama zamanla bu kulakların zedelendiğini duydum yani. Onu söyleyebilirim. Şimdi buradan ya Aksaray'dan çıkacağım ya da Ok Meydanı'ndan. Bugün Ok Meydanı'ndan çıkalım ya. Böylelikle daha çok tem kullanmış olacağız. Normalde ben iki yoldan, hatta üç yol var. Yani üçüncü yolu ben genelde hiç kullanmıyorum ama burada ya Ok Meydanı bağlantısından çıkıyorum E5'e ya Otogar Aksaray yolundan çıkıyorum. Ya da en sona kadar gidiyorum. En sona kadar dediğim neresi mesela? Stadın oraya kadar gidiyorum. Beşiktaş çıkışından çıkıyorum. Beşiktaş çıkışından sonra Mecidiyeköy'e doğru gidiyorum. Ama oradaki Maslak trafiğinden nefret ediyorum. Yani günün hangi saati olursa olsun o Maslak trafiği her zaman var yani. O yüzden sevmiyorum oraya açıkçası. Ben genelde kilometre olarak hesapladım.
Aksaray'dan gittiğim zaman bir 3 kilometre falan daha karlı oluyor. Ok meydanı çok rahat ama bir 3 kilometre fazla. Önemli değil yani. Açıkçası acelem varsa ok meydanından çıkmayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü daha çok tempo kullanabiliyorsunuz. Ne kadar çok tempo o kadar huzur. Ne kadar E5 o kadar zulüm. E5'te motor bisiklet kullanmak. Özellikle söyleyeyim mi? Akşam 6 çıkışında, iş çıkışında E5'te motor bisikletle Mecidiyeköy'den Avcılar'a kadar bir gidin. Yani inanılmaz zor. Yani zorluğundan ziyade cambaz olmanız gerekiyor ve çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yani birazcık acemiyseniz insanlar üstünüze kırıyor, işte emniyet şeridi yok, motorun geçebileceği bir alan yok, hiçbir şey yok. Yani hala başımızdaki abiler motor bisikletin trafikteki tek çözüm olduğunu hala uyanamadılar. Yani insanları motor bisiklete teşvik edemiyorlar. Niye edemiyorsunuz? Motor bisiklete insanları teşvik etseniz trafik %100 çözülecek. Yani %100 çözülecek. Mesela nasıl teşvik edebilirler? Örnek veriyorum, E5'te motor bisiklet yolu yapabilir. Yani o kadar göt kadar bir yol yapacak ki, yani çok böyle kasmayacak kendini. Küçücük bir yol yapacak ya. Aynı bu yolun, aynı benim bahsettiğim hayalini kurduğum yolun aynısı Bakırköy'den Zeytinburnu'na giderken sahilde bisikletler için düzenlenmiş bir pist var. Bir güzergah var. Normalde profesyonel bisiklet yarışlarında kullanılıyor. Yani senede bir yapılıyor galiba. Mükemmel bir güzergah. Aynı o şekilde böyle kukaları koymuşlar böyle yanlara. Araba giremeyeceği şekilde. Kedi gözleri falan var. Aynı bu şekilde bir motor bisiklet yolu yapacaklar. Ya bu çok mu zor? Yani her şeyi yapabiliyorsunuz. Ve bu, ya size söylüyorum ya, %100 çözüm olacak trafik için. %100 çözüm olacak bir bence plan. Onun haricinde tamam, yol yaptınız. Bir de motosiklete teşvik etmeniz gerekiyor. Bunun için bir ton imzalı kampanyalar düzenlendi. Mesela ÖTV'nin motosiklet üzerinden kalkması. Yani insanların motosiklet alımının daha yükseltilmesi için bir ton imza toplandı. Ben de bu imzalardan bir tanesi vermiş olanlardan biri olarak söylüyorum. Yani sen motosikletten ÖTV almasan ne olur? Yani çok mu bir şey kaybedersin? Kaybetmezsin. O yüzden motosiklete verilebilecek teşviklerden bir tanesi de bu. Son olarak da benim kendi kafamdaki üçüncü projede şu işte TEM'deki salak salak ödemelerin, yani ben motor bisikletim ya, şu adam 2 lira veriyor, ben onun 50'de biri değilim yani. Yani kapsadığım yol olarak 50'de biri değilim ve trafiğe hiçbir zararım yok, artı faydam var. Düşün mesela, ben şimdi motor bisikletle işe gitmiyor olsam arabayla gideceğim, bir de bir araba fazla. Motor bisikletle gittiğim için yani normal bisikletle giden adamla aynı eşit yerdeyim yani şu anda. Benim sende ne bir işgalim olabilir ki senin için? Yok. Sen motosikletten niye para alıyorsun ki? Köprülerden geçişte niye para alıyorsun? Yani neden alıyorsun? Hiçbir izahı yok yani. Motosiklet için HGS yaptılar. Hiçbir boka yaramıyor. Hiçbir şeye yaramıyor. Ne yapacaksın? Sen şimdi yani neden işe yaramadığını söyleyeyim. Okumuyor. Hiçbir şey okumuyor yani. Hiçbir yerden okumuyor. Her zaman geçiyorsun, hop cezalı, hop kaçak, hop bilmem ne. Ben devamlı senin numaralarını arayıp düzeltmek zorunda mıyım kardeşim? Adam akıllı bir şey yap. Ne yapıyorsun? Gittik biz de işte araba HGS'si aldık. İşte birinci sınıfına. Ben araba mıyım kardeşim? Diyelim motosikletim. Benim hiçbir hakkım yok yani. Beni arabayla aynı muameleye sokuyorsun. ÖTV alıyorsun. Ben senin bak
bunca cengaverin arasındaki trafiğinden engel, trafiğinden kısıyorum. Yani trafik yaratmıyorum sana. Bir avantaj yaratıyorum sana ama sen beni teşvik etmiyorsun. O yüzden bilmiyorum, buradan hiçbir yere ulaşmayacak biliyorum ama en azından bir şekilde duyurmuş olayım. Bence trafikte tek çözüm var, o da motosiklet. İnsanları motosiklete teşvik etmek. Bu şekilde yaptığınız zaman bakın başka ülkelere. Yani nüfusu fazla olan ülkeler hala motosiklete çok önem veriyorlar. Motosiklet kullanıcısına çok önem veriyorlar. Burada bir kere motosiklet kullanıcısına önem vermiyorlar. Adam motosikleti taşıttan saymıyor ya. Ya benim plakam var ya. Ben bu aracın vergisi ödüyorum. Benim plakam var ve ben bir taşıtım yani. Bu karayolunda ben bir taşıtım. Bak bana şerit vermiyorsun. Ben emniyet şeridinden gidiyorum. Yok. Normal şeritten gidiyorum. Beni siklemiyorsun. Ben o zaman normal şeritten de gidemiyorum. Niye? Çünkü sen beni iplemiyorsun abi. Size bir ton video gösterebilirim internetten. Hatta açın kendiniz izleyin. Adam normal motosiklet trafik şiklerinde duruyor. Normal bir vatandaş gibi. Normal bir sürücü gibi. Normal yapılması gereken bir şey gibi. Trafik şiklerinde duruyor. Arkadan abi hop geliyor gömüyor abi yani. Niye? Çünkü durdu abi ya. Trafik şiklerinde durdu. Ama hiç motoru görmedik yani. Ne bileyim, buna benzer bir tane örnek söyleyebilirim. O yüzden abicim motosikletleri kollayın. Ülkemizde motosiklet her daha önce de söylediğim gibi şeytan işi gibi görülüyor. Değil abicim, şeytan işi değil. Motosikletleri kollayın. Motosiklet herkes için faydalı. Trafiği önlüyor. İnsanların özgürlüğü. Park etme sorunumuz yok bizim. Yani ben hangi AVM'ye gitsem kapısının önüne park ediyorum. Bir adım sonra AVM'ye giriş yapıyorum. Evimin önünde en baba yere park ediyorum. Yani her şeyi torpilliyim yani. Ambulanstan daha hızlı her yere gidiyorum. O yüzden bu arada ok meydanı sapağından bağlandım şu anda. Burada da yine her zamanki gibi trafik oluyor. Ama bize ufak bir mesafe de olsa yine bir şerit var burada gidebileceğimiz. Bir noktadan sonra da daralıyor. Yine E5'e dönüyoruz. Yani ne yapalım? Bir şekilde E5'e döneceğiz yani. Burada çok kısa bir mesafe var. O yüzden fazla sıkıştırmalara izin vermeyin size. Hani mümkün olduğu kadar kendinizi belli etmeye çalışın. Hani sonuçta ben de araba kullanıyorum. Yanımdan böyle buu diye bir motor geçtiği zaman hani zaten farkında olamıyorsun. Farkındalık yaratmak için bazı şeyler yapmak gerekiyor. Mesela örnek vereyim size. Şu tarz minibüs, otobüs, kamyon, tır tarzı araçların genelde sağ tarafından geçmiyorum. Çünkü bu arkadaşlar genelde hep sağına sıfırlayıp arabayı soluna boşluk bırakıyorlar. Şekil A'da görüldüğü gibi. Şöyle de bir ufak bir trik vereyim size. Mesela trafikte giderken, diyelim böyle trafikte, yoğun trafikte gidiyorsunuz. Tam arkamda bir tane araba var şu anda. Hiçbir zaman şöyle gitmenizi tavsiye etmiyorum. Yani böyle şeridin tam ortasında, arabanın tam ortasında gitmenizi tavsiye etmiyorum. Birincisi, araba her zaman biliyorsunuz çukuru, yolda olan herhangi bir yabancı bir şeyi, nesneyi, taşı, toprağı, kütüğü falan hep ortalar. O ortalayacağı için düşünsenize şu anda araba ortaladı, ben hop çukura düştüm. O yüzden hiçbir zaman arabanın arkasından fazla takılmayın. Benim size tavsiyem
böyle aralardan gitmeye çalışın. Aslında burada en güzel yol şu anda sağdan gitmek. Hemen sağ geçeyim. Ama hemen bir örnek daha, böyle kamyon gördüğünüz gibi bakın yine çok sağ yanmış. Burada biraz mesafe var. Buradan geçebilirim ama normalde solundan geçiyorum. Yine ortaya geri döneyim. Burada size en büyük tavsiyem hani iki arabada ani fren yaptığı zaman sizin kaçabileceğiniz bir yer olsun. Yani şu şekilde. Mesela fren yapıyorlar, hop ben aradan kaçabiliyorum. Ama burada da çok dikkat etmeniz gereken inanılmaz bir ayrıntı var. Şu beyaz şeritleri görüyor musunuz? Kesinlikle bunların üzerinden bu şekilde gitmeyin. Özellikle nemli ve yağmurlu havalarda kesinlikle gitmeyin. Çünkü bu şeritler normal asfalttan 8 kat daha kaygan. Yani şu anki üzerinde gittiğim şerit. 8 kat daha kaygan olduğunu biliyorum. Yani sizin burada ani yapacağınız bir fren sizi Allah korusun arabaların altına sokabilir ve arkadan gelecek araba Allah korusun yani hani söylemek istemiyorum üzerinize çıkabilir. Tabi burada sizi korunacak şey kaskınız ama yani kask da bir yere kadar, yani kask sadece kafayı koruyor ama Allah korusun üzerinize araba geçtikten sonra yani sadece kaskta yaşam belirtisi yok yani her yerinizde, vücudunuzun her yerinde yaşam belirtisi var. Allah korusun kaburgalarınızı kırıp, neyse söylemiyorum ya, kötüyü çağırmayalım. Allah'ım bütün motor kullananları bütün kazalardan, belalardan korusun. Kötü şoförlerin şehrinden sakınsın. Kaza bela vermesin hiç kimse inşallah. Şimdi demek istediğim şey, emniyetli sürüş için mesela böyle virajlı yollarda da çok fazla hızlı gitmeyin. Çünkü önünüzü göremediğiniz hamleyi yapamayabilirsiniz. Yani bundan kastım fren mesafesi motosiklette her zaman daha az. Fren mesafesini araba gibi sakın düşünmeyin çünkü çok yanıltır. Araba gibi düşünüyordum ben. Bu da tabii tecrübeyle beraber hop sınırlı olduğu için ufak bir kazacıklardan sonra hemen öğreniyorsunuz. Buradan şimdi E5'e bağlanalım. Sinyalimizi verelim. Arkadaki araba görmesin bizi. Burada çok güzel bir viraj var aslında ama yatırmıyorum ben şu anda. Gören de normalde hep viraja yatarak giriyor zannedecek. Yok yok, her zaman yapmıyorum. En son yaptığımda zaten neyse onu da söylemeyeceğim. Hayır, söylersem önceki motorumu kimse almak istemeyecek artık yani. Beni dinleyen biri olsa ulan diyecek ki sen kaç kere yattın bu motorla. Mesela buradaki çıkışlarda çok dikkat etmek lazım. Sağdan gelen araç olabilir. Mutlaka omuz üzeri, bu tabi çok önemli. Omuz üzeri bakın. Aynalara güvenmeyin. Hani biliyorsunuz kör nokta falan filan diyorlar ama siz kör noktayı falan boş verin abi. Siz omuz üzeri bakın. Yani arabada da aynı şeyi yapıyorum ben. Görmediğiniz bir şey olabilir. Lütfen bu konuda çok dikkat edin. Yani çıkarken mutlaka yanınızda, arkanızda araba olabileceğini düşünün. O yüzden omuz üzeri bakmak çok bence önemli. Bakın bu ortadaki şeritlerin üzerinde fazla gezinmeyin. Yani şurada gezinmeyin fazla. Zaten yaklaştım şu anda iş yerime. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle ara sıra motorlu ara sıra da böyle müzikle